Sevgili kardeşlerim, bir iman dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde Allah'ın arşa istivası konusunu işleyeceğiz. Kendilerine selefi diyen bazı kimseler Allah'ın arşta olduğunu söylemektedirler. Hatta size şöyle sorarlar: Allah nerededir? Siz, Allah mekandan münezzehtir, hiçbir mekanda değildir deyince size şöyle derler: Allah Kur'an'da arşta olduğunu söylüyor, sen ayeti inkar ettin, kafir oldun. İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna inananlar kafirdir ve ayeti inkar etmişlerdir. Bu eserimizde Allah'ın izniyle onların bu batıl fikirlerinin bel kemiğini kıracağız. İlk önce Allah'ın mekandan münezzeh olması hakkında biraz konuşalım. Mekanla kayıtlı olan insanın mekandan münezzehliğin manasını anlaması çok zordur. Bu hakikati akla şöyle yaklaştırabiliriz. Size sorsam Allah ezeli midir? Elbette cevap olarak dersiniz ki evet, Allah ezelidir. Yani sonradan var olmamış, başkası tarafından yaratılmamış, bizatihi kaimdir. Şimdi şöyle sorsam, peki madde ezeli midir? Buna da cevap olarak dersiniz ki hayır, madde ezeli değildir. Madde Allah tarafından yaratılmış ve sonradan var olmuştur. Buraya kadar iki meselede hemfikiriz. Bir, Allah'ın ezeli olduğu. İki, maddenin ezeli olmayıp sonradan var olduğu. Şimdi size en önemli soruyu soruyorum. Allah ezeli, madde ise ezeli olmadığına göre Allah ezelde neredeydi? Cevabınız ne olacak? Ya diyeceksiniz ki Allah mekandan münezzehtir, zatıyla hiçbir mekanda olmadığı halde isim ve sıfatlarıyla her yerdedir. Ya böyle diyecek ve Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu kabul edeceksiniz ya da Allah'a bir mekan isnat edeceksiniz. Ancak bunu yaptığınızda o mekanın da ezeli olduğunu kabul etmek zorunda kalırsınız. Çünkü ezeli olan bir zat sonradan var olan bir mekanla kaim olamaz. Ezeli zat ya mekandan münezzeh olmalı ya da o mekan ve madde ezeli olmalı. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi Allah'ın arşta olduğunu kabul eden selefilere soruyoruz. Arş ezeli midir yoksa sonradan mı yaratılmıştır? Ya da şöyle soralım. Arşı Allah mı yarattı yoksa ezelde kendisi var mıydı? Herhalde buna cevabınız Allah yaratmıştır şeklindedir. Bu cevapla da şunu kabul ediyorsunuz: Allah ezeli, arş ise sonradan yaratılmıştır. Şimdi size ikinci sorumuzu soruyoruz. Allah arşı yaratmadan önce neredeydi? Yani hayalen şunu tasavvur edin. Ezeldeyiz, daha arş yaratılmamış, madde yaratılmamış, kainat yaratılmamış, Allah'ın zatından başka hiçbir şey yok. İşte maddenin ve arşın olmadığı bu ezelde Allah neredeydi? Hadi bize cevap verin. Allah arştaydı diyemezsiniz çünkü daha arş yok. Allah şuradaydı diyemezsiniz çünkü daha madde yok. Şunu demeye mecbursunuz: Allah hiçbir yerde değildi. Allah mekandan münezzehtir. Ya bunu diyeceksiniz ya da arşa ve maddeye ezeliyet vereceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Arş ve maddeye ezeliyet veremezsiniz. Çünkü ezeliye sadece Allah'a mahsustur. Zaten başta arşın Allah tarafından yaratıldığını kabul etmiştiniz. Bu kabul de sizi mekandan münezzeh bir Allah inancına yönlendirmişti. Şimdi ise Allah'ın arşta olduğunu söylüyorsunuz. İyi de mekandan münezzeh olan Allah kainatı yarattıktan sonra ne oldu da mekanla kayıtlandı? Allah'ın sıfatlarında değişiklik olmaz. Siz batıl itikadınız sebebiyle Allah'ın tahavvüle ve değişikliğe maruz kaldığını kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Hem bu batıl itikadınızla ezeli olan Allah'ı sonradan var olan arşa mahkum ediyorsunuz. Ezeli olan zat yarattığı bir eşyaya mahkum olur mu? Bu nasıl bir itikattır? Hiç bunu düşünmüyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dersimizde kendilerine güya selefi diyen bazı kimselerin nasıl bir muhali kabul ettiğini gösterdik. Bir sonraki dersimizde bu muhallere devam edeceğiz. Aklı olan her selefi kardeşimiz bu dersleri seyrettiğinde itikadının yanlışlığını görecek ve Allah'a arşı nispet etmekle nasıl bir cinayet işlediğini görecek. Eğer nasibi varsa tövbe edecek. Dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.